Selam dostlar. Arkadaşlar birkaç haftadan beri daha rahat bir çalışma ortamı elde etmek, film ve dizi izlemek için bir monitör arayışına girdim. Bunu da bugün itibariyle sonlandırmış bulunuyorum. Şu karşımda görmüş olduğunuz 27 inçlik canavarı hepsiburada.com'dan satın alıp şu anda teslim aldım. Monitörün arkadaşlar bir kutu açılışını yapacağız. Ondan sonra kullandığım süre içerisinde edindiğim izlenimleri daha geniş bir videoda monitörün incelemesini sizlere sunmaya çalışacağım. 27 inç bir monitör tercih ettim. Acer'ın Nitro VC0 serisinden bir monitör bu. Şurada arkadaşlar monitörün özelliklerini basit olarak görebiliyoruz. Hemen bahsedecek olursak Full HD bir çözünürlük var monitörde. IPS ekran teknolojisiyle yapılmış. 1 milisaniye ekran tepkime süresi var. AMD Radeon FreeSync teknolojisini destekliyor. Zero frame yani full çerçevesiz bir ekran. Onun dışında Blue Light mavi ekran koruma teknolojisi var monitörde. Artı flickerless yani kıpraşmayı, titreşmeyi önleyici teknolojiler de bu cihazda bulunuyormuş arkadaşlar. Şurada faturamız var. Faturamızı çıkardık. Arkadaş monitörün fiyatı bana 1.499 TL yani 1,5 milyara denk geldi. Kutuyu açmaya devam ediyoruz. Şöyle yere indirince daha sağlıklı olacak. Şuradan da ambalajını açmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar monitör oldukça hızlı teslim edildi bana. İşte dediğim gibi cihazı hepsiburada.com üzerinden satın aldım. Pazar günü siparişi verdim. Bugün Salı. Dün itibariyle kargoya verildiği söylendi. Bugün de tarafıma, adresime cihaz ulaştırıldı. Yani bir günlük bir kargo süresi sonucunda cihaz bana ulaştı. Kutumuzu açtık arkadaşlar. Bakalım içinden neler çıkıyor ona bakalım. Şöyle bir tane şöyle güç kablomuz var. Şöyle kenara alalım. Bir tane ne olduğunu tam anlamak için şöyle poşeti açmam gerekiyor. Bilgisayara bağlamak için olan kablolardan bir tanesi bu. Bilgisayara bağlamak için masaüstü veya dizüstü bilgisayara bağlamak için analog VGA kablosu arkadaşlar. Bir tane daha güç kablosu. Allah Allah çok enteresan. Bu deminkini de güç kablosu da şunu şuraya bırakayım. Bu şeymiş arkadaşlar. Amerikan tipi güç kablosuymuş. Esas bizim kullanacağımız güç kablosu, bize uyumlu olan güç kablosu bu arkadaşlar. Şöyle. Burada da kullanma kılavuzları var arkadaşlar. Hemen şöyle naylonumuzu yırtalım. Şöyle bir kablo var arkadaşlar. Bu büyük ihtimalle ses kablosu görevini görüyor. Evet, böyle çeşitli dillerdeki kullanım kılavuzu ve garanti belgesi vesaire. Şöyle Türkçe de var gördüğünüz. Bunu daha sonra tabii iyice bir okumakta fayda var. Kurulumu yaparken cihazı. Tekrar kutunun derinliklerine dalıyoruz. Başka da bir şey çıkmıyor arkadaşlar ve hayal kırıklığı arkadaşlar. Kutudan HDMI kablosu maalesef çıkmıyor. Onu da artık bir şekilde edineceğiz. Ve ekranı kutudan çıkarmaya başlıyoruz. Şimdi tek kişi zor oluyor tabi. Kamerayı biraz aşağıya eğmek lazım. Evet arkadaşlar. Monitörü kutusundan çıkarmaya çalışıyorum. Ya Allah bismillah. Evet arkadaşlar. Monitörümüzü kutudan bu şekilde çıkarabildik. Nihayetinde. Şu straforlardan kurtulalım bir. Bir saniye. Şu arkada şeyler daha var. Şurada monitörün ayağı var arkadaşlar. Güzel bir şekilde bantlamışlar düşmemesi için. Monitörün ayağı bu şekilde arkadaşlar. Plastik ve metalden yapılmış. Oldukça şık, kaliteli görünen bir ayak. Şöyle gördüğünüz gibi şu kısmı komple metal. Şu ortalarda da plastik bir karışım var. Şu kırmızı olan bölüm komple metal. Gayet güzel şık duruyor arkadaşlar. Bu ayağımız. Bu da dikey
ayak aparatımız arkadaşlar. Bunu kullanarak monitörümüzü masa üstünde kullanabileceğiz. Ve şu strofollardan da kurtulunca inşallah monitörün ambalajlanması oldukça iyi arkadaşlar. Bu şekilde kesinlikle kargo şirketi ne kadar dandik olsa dahi kolay kolay kırılmayacak şekilde ambalaj yapılmış. Evet arkadaşlar, monitörümüzü kutusundan ve ambalajından şu şekilde kurtardık. Son bir ambalaj kaldı. Onu da çıkarttığımız zaman cihaz önümüze gelmiş olacak. Evet arkadaşlar, 27 inç Acer monitörümüz gördüğünüz gibi karşımızda. Kısaca bir bağlantı yuvalarını size göstereyim. Daha sonra incelemede detaylı olarak monitörle ilgili deneyimlerimi sizlere anlatacağım. Ama şöyle gördüğünüz gibi oldukça şık, güzel görünüyor monitör. Hemen şurada bağlantı yuvalarını göstereyim ben size. Şurada iki tane ses yuvası var arkadaşlar. Şurada normal VGA bağlantı yeri var. İki tane de monitörde HDMI bağlantı yuvası bulunuyor. Şurada da güç girişi mevcut. Artık kalanını da monitörün incelemesine saklayalım isterseniz. Cihaz gördüğünüz gibi karşımızda. Bunun da incelemesini inşallah yakın bir zamanda sizlere sunmaya çalışacağım. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Beğen ve paylaş tuşlarını kullanabilirsiniz. Yine cihazla ilgili sorularınız varsa altta yorum kısmında sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Başka bir videoda da görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakın.